Olsun. Doğan da bir hat şeye gelsin çünkü canlı yayında Doğan da olsun istiyorum. Ona da soracağım bu şeyle ilgili bir muavinle sen şeyi Doğan'ı mı konuşturdun? Sen bir otobüse biniyorsun. Hatta bir muavin sana yardımcı oluyor. Evet. O telefonunuzu sessiz alabilirseniz Arife. Bilmiyor musunuz? Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Arkadaşlar bir yardımcı olun lütfen. Şimdi şöyle bir muavin o sırada seninle konuşuyor. Evet. Hatta sen başka bir yanlış otobüse bindi ne yapacağını bilmez diye muavinle bir erkeği konuşturuyorsun sen. Çünkü muavin konuşuyor. Ben bir erkekle konuştum diyor. Doğan mı yardımcı oldu sana o zaman? Doğan da şu anda onun canlı yayında. Onun haberi yoktu zaten olsa. Arkadaşlar muavine bir bağlar mısınız gözünüzü seveyim ya. Ben de ekrandan ben de Dilan'ı bir arayın acaba Dilan mıydı? Çok net konuştu çünkü yanlış otobüse binmişsin. Ankara otobüsünden uşağı falan seni bindirmiş. Sana yardımcı olmuş. O sırada telefonda sen bir erkekle konuşuyormuşsun. O kişiyle konuşmuş. Çok sessizmişsin. Sürekli böyle yani seni çok net anlatıyor. Doğan selamlar öncelikle. Selamlar. Şimdi bana şunu söyler misin? Sen Dilan'ın sana geleceğinden haberdar mıydın? Biliyor muydun? Gel dedin mi? Kesinlikle değildim. Bu bana bir iki gün önceden aramıştı. Hı. Haber vermişti. Böyle böyle annem beni dövüyor. Merdivenlerden yuvarladı. Merdivenlerden yuvarladı. Allah'ım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Doğan'ın sesinde problem var ve sesli bir şey. Alın halledin lütfen. Neresinde kırık varmış? Estağfurullah. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen bu çocuğa böyle bir şey yaptın mı ya? Yapmadım Didem ablacığım. Ben evlatıma yapmış olsam ben buraya niye çıkıp da canlı yayınlara bağlanayım? Niye feryat edeyim Didem ablacığım? Ben niye çıkayım buraya? Bence de yani ben... Tamam. Dilan zaten kaçtı. Sakin bir dakika. Sakin olun. Bir şey rica edebilir miyim? Bir anne kız konuştuğunda müdahale etmeyin ne olur. Çok rica ediyorum. Yukarıda Allah var. Eğer ben sana bunu yaptıysam Allah bana hesabını sorsun. Bana da sorsun. Yalan söylüyorsan bana da sorsun. Üftüre iftira ediyorsan dilerim Allah senden sorsun. Bütün komşu bak burun buruna benim Bağdat ablacığım var. Tamam sorsun. Ne konuşursak Bağdat ablacığım duyuyor. Eğer ben seni merdivenlerden gitmiş olsaydım ben niye kaçayım? Huzur bulsaydım niye kaçaydım anne? Ben katılıyorum buna ya. Niye kaçayım? Buna katılıyorum Melekçe. Huzur bulsaydım niye kaçayım ben? Dilan sen kaçıp gittin de bizi niye bu hallere düşürdün? Ben seni aramadım niye mı? Niye yalan yaşlandan söylüyorsun? Ben seni aramadım mı? Dilerim Allah'tan ki bana bu yalanları atıyorsun ya. Dilerim Allah'tan ki sen... Yazmamı açtım gösteriyorum Dilan. Yere atmadığıma dua et. Bana bu iftiraları atıyorsun. Dilerim Allah'tan ki... Yapsın dedim ablacığım. Gurbetçim ben müdahale ediyorum. Lütfen siz müdahale etmeyin. Ben buradayım müdahale ediyorum. Yapmasaydım ben niye kaçayım? Tuşlama beni. Niye kaçayım? Niye kaçayım? Huzurda kim kaçar? Bir dakika bir saniye. Bir dakika bir müsaade bir dakika bir sakin olun. Tamam içini döktün. Şimdi ben bak şunu düşünüyorum. Annene saygısızlık yapmanı. Şu anda kızgın bakıyorsun ama annene hakaret ettiğini görmedim. Açık ve net söyleyeyim. Sana kızgın ve öfkeli. Şunu söylüyorum. Bir genç kız evden gidiyorsa, o evde sorunlar yaşamazsa. Kaç kere gitti Didem ablacığım? Ama dur, birkaç kez gitti sorunlar. Geçmişimi açma benim ya. Gittin. Neyi kaç kere gittin? Ben de senin geçmişini açayım o zaman. Ben seni merdivenlerden atmış olaydım. Tamam ben de senin geçmişini açayım. Dur bir dakika ben sana konuşacağım. Sen o zaman dur. Geçmişi açılmaz burada. Bir dakika burada. Dur Didem sen geçmiş açılmaz. Sus bir. Hadi sus. Eğer ben sana işkence etmiş olaydım bütün Çorum'un emniyeti bağlansın. Bağlansın. Hiçbir ifade verdin mi sen ben bu çocuğa? Ben kaç kere kaçtım? Sen bu çocuğa kaçana kadar hiçbir böyle ifade verdin mi Dilan? Karakola kaç defa gittim ben? Melekçeciğim bir sakin ol ben Dilan'ı dinlemek istiyorum. Tamam. Çünkü Dilan anladığım kadarıyla... Özür dilerim anladığımı ben söyleyeyim. Şimdi birazdan Doğan da yayında olur. Doğan birçok şeyi... Neyse Doğan kendisi anlatsın. İki gün öncesinde olaylar kopuyor ve iki gün öncesinde... Doğan sen evde şiddet gördüğünü, problemler yaşadığını... kaçmadan iki gün önce mi öğrendin canım? Dilan'ın. Beni duyuyor musun Doğan? Arkadaşlar, duyuyorum. Tamam. Sen Dilan sana evdeki durumla ilgili ne anlattı Doğan? Ya beni istemediğim birine verecekler dedi abla. Tamam canım. Ben de dedim ki ne? Niye veriyorlar dedi. Dedi akrabamız oluyor dedi. Ona verecekler ben dedi. Ben de istemiyorum dedi. Geleceğim dedi. Ben tamam. De dedim ki ne? Gelme dedim. Her şey dedim usulünce olsun. Sen dedim o evinden gelinliğinle Doğan'la çık. Tamam. Gerekenleri konuşan büyüklüğe girsin araya dedim. Peki evde çok mutsuz olduğunu mu anlatıyordu sana? Ya evet bazen anlatıyordu. Ben mutsuzum diyordu. Böyle böyle hani üstüme geliyorlar diyordu.
Siz ne zaman tanıştınız? Sosyal medyadan kim kime arkadaşlık gönderdi? Instagram üzerinden mi tanıştınız? Facebook üzerinden tanıştık. 4-5 aydır konuşuyoruz. Tamam. Dilan gönderdi bana ilk arkadaşlık isteğini. Tamam. Dilan o sırada da anladığım kadarıyla evde huzursuz oldu. Hep onu bak değişmiyor. Detaya girmiyor ama anladığım kadarıyla evde şiddet görmüşsün ve mutsuz olmuşsun. Hı. Bunu neden söylüyorum Menekşe Hanım biliyor musun? Çünkü bak tanımadığı Allah'tan düzgün insanlar kendilerine göre ondan sonra bir yani bu işi güzellikle halletmeye çalışıyorlar. Bazı evet. sıkıntılar olmuş ama bazı ihbarlar da geliyor. Onu da soracağım ben çok detaya girmeden şey işlerinize sizin şahsi meselelerinize girmeden Dilan'ı ilgilendiren bir mesele var. Onu şey yapacağım soracağım. Dolayısıyla da tanımadığı insanlar gitmiş sığınmış. Bak tanımıyor onu. Sadece 4 ay tanıdığı bir çocuğun ailesine sığınmış. Bir kız çocuğu bunu yapıyorsa sen de lütfen biraz öz eleştiri yap kendine. Didem İyi davrandı mı kızına yapma, gerçekten? Yapmadığım yere niye öyle yaptım diyeyim. Niye Dilan'ı yapmadım diyorsun. Didem ablacığım yapmadım. Allah'ım şahittir yapmadım. Yapmadım. Didem, bir anne bir evladını merdivandan aşağı iter mi? Şiddet uygular mı? Didem ablacığım senin de bir evladın var. Birin acık bir yerine bir şey batınca yüreğin cızlıyor hasta olduktan sonra yatakta yatıyor. Sen ne yapacağını bilmiyorsun Didem ablacığım. Kaç kere hastanede yattı Didem ablacığım. Hastanenin bütün şeyleri konuşsun, bağlansın Didem ablacığım. Bir gün olsun ben evladıma kötülük yapmadım. Bir dediğini kilemedim Didem ablacığım. Bütün Dilan. Çorum'un adamı çarpsın, bağlansın. Ama Dilan sonuçta o evde mutlu olmadığını düşünüyor. Ben mutlu değilim. Ben gitmek de istemiyorum. Mutlu değilim ben. Benimle gelmek istemiyorsun mu Dilan? Gelmek istemiyorum ben tamam, seninle. Tamam Didem ablacığım. Dur bir dakika, bir saniye ona geleceğim. Bir dakika dur, sakin ol. Şimdi Doğan, şimdi bazı mesajlar atılmış canım. Bazı mesajlar var. Ne gibi abla? Dilan'ın az önce mesajları gösterdim. Dilan diye biri... cep telefonundan yani kendini Dilan olarak tanıtan ama yine Dilan'ın telefon numarasından nasıl oluyor bilmiyorum telefonu mu kopyalandı? Babamın telefon numarasında Dilan diye kaydediyordu. D diye kaydetmiyordu. Ha evet. Dolayısıyla Dilan mesajlar abla. Gitmiş babasına. Sonra Ebru'ya mesajlar gitmiş. Bir tane kefenli fotoğraf, bir kadın fotoğrafı var. Emniyet böyle fellik fellik Dilan'ı aradı. O mesajlardan haberin var mı senin Doğan? Didem abla benim bu konudan kendime göre çıkardığım her şeyin başı Ebru. Ebru? Ebru evet. Ebru kendine göre Demet sen de bahsettin. Bir numaraya fotoğrafını koydu ve ondan peki bir dakika bir Doğan konuşsun. Doğan konuşsun. Tamam kendisi. Devam et Doğancığım. Ben de ondan şüphelendim sordum kendisine. Sağ sonra yazdı bu. Ondan sonra bu Oğulcan dedikleri kişi bunların kısmen hısmı. Bunu hani arada bunu da yakmak için hani bu konuya dahil ediyorlar. Ebru niye bunu yapsın? Ebru bize şey dedi sırdaşı her şeyim çok seviyorum onu falan. Ebru bunu niye yapsın? Derdi ne Dilan'la? Abla Dilan'la derdi yok. Dilan bana geldiği için annesigilden dolayı çıkmak zorunda zaten bu Ebru da. Ebru amcasının kızı bunun. Amcasigil ne derse bu Ebru onu yapacak. Öyle mi Ebru? Abla bu oğlan beni ne zamandır tanıyor da böyle ön eleştirili konuşuyor. Benim kuzenim 17-18 yanında büyümüş bir insanım ben. Ben onun şeyini tamam WhatsApp'ını kopyaladım hadi cenaze fotoğrafını ben attım diyelim. Normal mesajlardan ben nasıl yazacağım o kadar da ben... Gerçekten çok eleştirili konuşuyorlar. Bu oğlan beni tanımıyor. Hakan 4 diye geç hepsini bundan gör. Bundan 2-3 ay önce bu kız bana dedi ki ne Doğan'la konuşuyorum dedi. Doğan'ın dedi bir tane dedi oğlu varmış bir de evliymiş dedi. Engelledim dedi. Bu oğlan beni Instagram'dan takip ediyordu. Çıkarttırdı engellettirdi. Hatta Instagram'ımda da var. Öyle mi? Evet. Ben evli falan değilim. Evli Dilan evli. Dedi bana ya ben doğru söylüyorum. Allah yukarıda şey belki senin üstüne. Dilan boştan yere yalan söyleme. Bir dakika. Ebru sen bir iddia söyledin. Buna bir yanıt versin. Böyle bir şey yaptın mı? Hayır yapmadım ya. Ben hatta tamam. Instagram'ımı kapatalı bayağı oluyor. Belki ben kullanmıyorum da. Allah Allah. Kullanmıyorum ben. Doğan sen bunu söyle. Senin çocuğun var. Bu iddiaya bir yanıt verir misin? Sen ekrandasın. Bunu yapacak yeterliliktesin. Yetişkin bir erkeksin. Askere de gidecek abla. Misin? Gel döndün mü? Tam onu hatırlamıyorum. Gidecek inşallah. Abla. Hadi söyle bakalım. Dondu. Yani aramalar geldiği için donuyor anladığım kadarıyla. Halası yok değil mi çocuğu? Hayır asla ne evlilik geçirdi ne bir çocuğu var. Hayır, asla hayır, böyle bir şey yok. Kesinlikle. Halayı bir görseydin Hakan. Hala ben bir şeyler işte söylüyor. Kafadan atamam. Halası bir daha söyle. Tamam. Hadi söyle halası. Yemin ederim ki ben yeğenimin içeri ne evlilik geçirdi çocuk ne de çocuğu var. Tamam. Asla böyle bir şey yok. Tamam. Dilan şimdi bu kadar şeyi Ebru'yu da göreyim ekranda. Bu kadar şeyi neden Ebru uydursun? Derdi ne seninle?
Bunu da kendine sormalı. Yo, bir benim fikrim... Allah'a şükür kimseyle bir derdim yok. Herkes herkesi çok iyi biliyor. O kadar başına iş geliyor. İlk önce Ebru kaçıyor. Hastanelere gidiyorsun, Ebru geliyor. Sus be Ebru, ufacık ben bir şey diyeceğim. Ben koşuyorum. Bir dakika ben bunu bir konuşayım. Ama bir dakika kuzenle bir konuşsun. Bir dakika ben bir konuşayım. Benim Doğru. seninle bir derdim olsa zaten ben senin yanına gelip de oturup da bacı demem. Aa, ben bunu da söyleyeyim. Bu saatten sonra senin adında benim bir bacım yok. Ben senin zaten seni önüne, çoktan sildim. Ne derine, Çorum'da da olsan Yalan. Senin yüzüne bakma. Ya sen kimsin de ben senin yüzüne bakacağım? Sen bir dilini Bir dinleyicik bir hatası olsa Ebru çıkıp da buralara gelip de katılmaz. Allah şükür suçu olsun anlamı da çok merak etmesin. Herkesin anına çık. Bir şey rica edebilir miyim? Aynı anda konuşmayın. Evlat benim evladım. Hı. Herkes evladımı da biliyor. Ebru'yu da çok iyi biliyorlar. Tamam o zaman beni istemiyorsan niye buradan çıkıp gitmiyor? Ben gelmiyorum. Hayırdır ya? Nereye zorla mı götüreceğim? Gelmiyor. Babasının bir dakika. Hayır, öyle deme. Tehdit etmeyin birbirinizle. Bir dakika hanımlar. Sakin ol. Ebru sen de lütfen. Sen dolduruldun. Sen benim evladım. Niye dolduruluyum? Allah aşkına. Ne diyor da dolduruluyorum ben? Hanımlar. Melekşe Hanım susar mısın lütfen? Durduk yere. Şimdi ben de... Bir dakika. Onlar getirdiler burayı. İyi niyet gösteriyorlar. Gelmeseydin zaten gelmezdin. Aynı anda konuşuyor. Hanımlar bir dinleyin lütfen.